Şu kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, İsrail'in ordusu saldırdı. Bölge uçaklarla beraber vuruldu. İsrail devletinin ordusunun işgal altındaki Golan Tepesi'ne Suriye devletinden roket atıldığı iddiasıyla beraber bazı noktalar bugün itibariyle vuruldu. Değerli izleyenler, son dakika bilgisine göre İsrail devletinin ordusundan yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun savaş uçaklarıyla beraber Suriye'yi vurduğu aktarıldı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Suriye'den İsrail devletinin işgali altındaki Golan tepelerine yeniden roketler fırlatıldığı ifade edilmiş, misilleme olarak Suriye devleti şu an vuruluyor ve vuruyoruz ifadesi kullanıldı. İsrail kamu yayın kuruluşlarının haberine göre Suriye devletinden Golan tepesi güneyindeki Netur Avni Eytan'a 3 roket fırlatıldı. Haberde 2 füzenin açık alana düştüğü, 3. füzenin ise demir kubbe füze savunma sistemi tarafından imha edildiği kaydedildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada Suriye devletinden Golan Tepesi'ne 3 roket fırlatıldı. Roketlerden birisinin Golan Tepelerinin güneyinde boş bir araziye düştüğü ifade edilmişti. Belirli aralıklarla beraber egemenlikteki topraklara Suriye devletinden roket atıldığını ileri süren İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla beraber Suriye ordusuna ait noktalar hedef alındı. İsrail devletinin Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967 yılından bu yana işgal altında tutuyor. Değerli takipçilerimiz, gördüğünüz gibi şu anda İsrail tam manasıyla hududunu, haddini bugün itibariyle aşmıştır. Anavatan Türkiye'den gereken cevap hem ilmi hem siyasi hem de sahada verilecektir. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda siz değerli takipçilerimizle beraber buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.